Bazı çizgi filmlerin çocuklara uygun olup olmadığı sürekli tartışılır. Aslında bu tartışmalar yaşansa da bu çizgi filmler hala ekranlarda oynatılmakta ve çocuklara izletilmektedir. Bazı çizgi filmlere detaylı baktığınızda olayların aslında daha farklı olduğu çıkarımını yapıyorsunuz. Karşınızda bazı çizgi filmlerdeki tuhaf teoriler ve ilginç gerçekler. Teoriye göre Garfield'ın yaşadığı yer aslında terk edilmiş bir ev. Sahibi John ve köpek Odie bir hayal ürününden ibaret. Aslında bu teorinin ortaya çıkmasının sebebi Garfield'ın Cadılar Bayramı'nda yayınlanan bir bölümü. Bu diye sesleniyor. Ses alamayan Garfield bu durum karşısında yaşadığı şeyleri inkar edip tekrar hayal dünyasındaki evine dönüş yapıyor. Üç sempatik kızın olduğu çizgi filmde süper kahraman hikayeleri anlatılmakta. Powerpuff Girls hakkında aslında birçok teori bulunuyor. Bunlardan biri, üç kızın da aklı bozulmuş ve üç kızı da bu şekilde canlandırmakta. Scooby-Doo'da dikkat ederseniz karakterlerin gittiği her yer kırık dökük durumda. Teoriye göre çizgi film yaşanan bir ekonomik krizin sonrasını anlatıyor. Çizgi filmlerdeki kötü karakterler ise normalde saygı duyulan insanlar. Fakat bu insanlar ekonomik kriz sebebiyle sıradan insanlara dönüşen profesörler ve ünlüler. Shaggy'nin de Hey Arnold çizgi filminde çeşitli teoriler bulunmakta. Bu teorilerden birisi Arnold'un büyük annesi ve büyük babası ile alakalı. Teoriye göre Arnold bu çiftin torunu değil çocuğu. Ayrıca çizgi filmde büyük anne ve büyük baba birer deli. Bunun sebebi ikilinin kullandığı uyuşturucular. Arnold'un Amerikan futbol topu şeklinde kafasının sebebi de kadınların hamile... Johnny Bravo, Casanova tipli, kendini kadınlara nimet olarak gören biri. Oldukça sorunlu olan Johnny Bravo, annesinin dibinden ayrılmıyor ve sürekli kadınlarla olan diyaloglar içerisinde. Aslında bu karakter çocuklar için oldukça sıra dışı ve zararlı. Çünkü çizgi filmde geçen olaylar küçük yaştaki çocuklar için örnek olmayı bırakın, kişisel Ren ve Stimpy bir çizgi filminde geçen olayların birçoğu iğrençlik üzerine. Nickelodeon'un belki de en kirli çizgi filmler arasında Rampy ve Stimpy çocuklara fazlasıyla zararlı. Çünkü çizgi film hayattaki birçok pisliğin etrafında geçiyor ve dikkat ettiyseniz Pokemon'da yetişkin birilerini çok az görürsünüz. Gördüğünüz yetişkinler de genellikle hemşire, polis ya da eğitmenler. Çizgi dizideki çocuklar hep tek başlarına bir macera içerisindeler. Bunun sebebi teoriye göre yakın geçmişte yaşanan bir savaş. Bu savaş sırasında birçok yetişkin hayatını kaybetmiştir ve o yüzden çizgi filmde gözükmezler. Ayrıca çizgi film bir dönemin çocuklarını televizyon karşısına kitleyen, çizgi filmi ve sinema filmi çıkarılan Taş Devri, Fred Çakmaktaş ve onun hayatını anlatmaktaydı. 1960 ve 1966 yılları arasında gerçekleşen Rusya ve Amerika arasındaki Soğuk Savaş döneminin bir göstergesi. Modern icatları teknoloji olmadan kullanan çizgi film, teoriye göre gerçekleşebilecek bir nükleer savaştan sonra dünyanın olası durumunu anlatmaya çalışıyor. Videomu beğendiyseniz bana destek olmak için aşağıdaki beğen tuşuna basabilirsiniz. Ayrıca karşınızda gördüğünüz önerilen videoya gitmek için istedir ve o yüzden çizgi filmde gözükmezler. Ayrıca çizgi film bir dönemin çocuklarını televizyon karşısına kitleyen, çizgi filmi ve sinema filmi çıkarılan Taş Devri, Fred Çakmaktaş ve onun hayatını anlatmaktaydı. 1960 ve 1966 yılları arasında gerçekleşen Rusya ve Amerika arasındaki Soğuk Savaş döneminin bir göstergesi. Modern icatları teknoloji olmadan kullanan çizgi film, teoriye göre gerçekleşebilecek bir nükleer savaştan sonra dünyanın olası durumunu anlatmaya çalışıyor. Videomu beğendiyseniz bana destek olmak için aşağıdaki beğen tuşuna basabilirsiniz. Ayrıca karşınızda gördüğünüz önerilen videoya gitmek için istedikten sonra dünyanın olası durumunu anlatmaya çalışıyorum.